Merhaba arkadaşlar. Bu videoda dilisyon hazırlama ve VRBA besiyeri kullanarak çift katlı dökme plak yöntemiyle ekimi anlatacağız. Öncelikle VRBA besiyerimizi hazırlamamız gerekiyor. Bu besiyeri mikrodalgada sterilize ediliyordu. 100 ml suyu mezürde ölçtüm. Önce az miktarda koyup dibindekini alıyordum. Dibinde hiç tortu kalmaması lazım. Şöyle. Tamamen çözülmesini beklemiyoruz yine agarlı olduğu için. Mikrodalgadan sonra homojen olması gerekiyor. Şimdi bunu mikrodalgaya atıyoruz. VRBA besiyerimiz mikrodalgadan çıktı. Gördüğünüz gibi homojen hale geldi. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz kullanmadan önce. Bu esnada dilisyon hazırlamayı yapabiliriz. Şimdi çizit örneğimiz var. Bu çizit örneğinden 10 üzeri -5 dilisyonuna kadar seyreltme yapacağız. -1, -2, -3, -4 ve -5 dilisyonları hazırlamamız gerekiyor. Bunun için serum fizyolojik kullanacağız. Ondan 1 mililitre alıp bir sonrakine aktaracağım. 9 mililitrelik serum fizyolojik çözeltisini aktaracağım. Normalimden 1 mililitre aldım. 10 üzeri -1 dilisyonunu hazırlıyorum. 9 mililitrelik serum fizyolojiye aktardım. Alevden geçirdim. Kullandığım pipeti de dezenfektanlı su içerisine atıyorum. Şimdi dilisyonların aralarında mutlaka vortexleme işlemi yapmamız gerekiyor. İyice karıştırıyoruz. 10 üzeri -1 dilisyonu hazır. Şimdi 10 üzeri -1 dilisyonunu kullanarak 10 üzeri -2 dilisyonunu hazırlayacağız. Yine bir birlik pipet çıkarıyorum. Tekrar karıştırdım. -1 dilisyonundan aldım. 10 üzeri -2 yazan serum fizyolojiye aktarıyorum. Yine pipeti dezenfektan su içerisine attım. -2 dilisyonu da hazır. Şimdi -2'yi kullanarak -3'ü hazırlayacağım. Her bir dilisyonun yoğunluğu farklı olduğu için mutlaka farklı pipet kullanmamız gerekiyor.
10 üzeri 3, eksi 3 yazan senin fizyolojiye aktarıyorum. Önceden mutlaka tüplerin üzerine yazarsanız bu sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Güzel bir kendi suyu attım. Karıştırdım. Üzeri eksi 3'ten aldım. Eksi 4'e aktarıyorum. İçerisindeki mikroorganizma yoğunluğunu tahmin ettiğimiz için 10 üzeri eksi 5'e kadar çıktık ama bilinmeyen bir örnek olursa genellikle 10 üzeri eksi 7'ye kadar çıkmamız gerekiyor dilisyonlarda. Son dilisyonu hazırlayacağım. Üzeri eksi 5'e aktarıyorum. Ortekslemeyi yaparken parmağınızı tuttuğunuz yere kadar sil seviyesi çıkacaktır. Aynı zamanda kapağı da tutuyor üstü fırlamasın. Dilisyonlar hazır. Şimdi artık ekim kısmına geçeceğiz. Şimdi çift katlı dökme plak yöntemiyle ekimi göstereceğim. Öncelikle 1 mililitre örneklerimizi her bir dilisyondan 10 üzeri eksi 2 dilisyonundan olanı petriye, eksi 3 olanı diğer petriye olacak şekilde aktarma yapacağım. Daha sonra VRBA besiyeriyle tamamlayacağım üzerini. Şimdi 10 üzeri eksi 2 dilisyonundan başlayalım. Yine birlik 1 mililitre aktaracağız. Dökme plak, çift katlı dökme plakta 1 mililitre örnek aktarıyoruz. Mutlaka karıştırıyorum yine çökmüşse diye. Petriye aktardım. Normalde ekimlerimizi iki paralel olacak şekilde yapmamız lazım. Eksi 2'den 2 tane, eksi 3'den 2 tane, eksi 4'den 2 tane gibi. Şimdi eksi 3 dilisyonunu aktarıyorum.
Eksi 4. Hatta bilimsel çalışmalarda 3 paralelle çalışılır. Siz de laboratuvarda yapmış olsaydınız 2 paralel çalışacaktık. Paralelle yapmanın amacı ne dersek, herhangi bir hata yaptığınız zaman 3 paralelden bir tanesini çıkarıp diğer 2 paraleli kullanabiliyorsunuz. Ama paralelle çalışmadığınız zaman sadece bir tane örnek oluyor elinizde. Eğer onda hata yaptıysanız o paralelden, o dilisyondan sonuç alamamış oluyoruz. Onun üzeri eksi 5'i de aktarıyorum. Dilisyonlar hazır. Şimdi besiyerimi dökeceğim üzerine. Besiyerimiz yeterince soğudu. Elinizi yakmayacak şekilde olması lazım. Yine altından tutuyorum petriyi. Yarısına kadar dökeceğim. Yaklaşık. Döktükten sonra şöyle kapağını gelmeyecek şekilde sağa sola yukarı aşağı olacak şekilde hareket ettirip iyice karışmasını sağlıyorum. Ve bunu güvenli bir şekilde kenara alarak katılaşmasını ekleyeceğim. Diğerlerine de aynı şeyi yapıyorum. Pamuğun ucunun hiçbir yere değmemesine dikkat etmemiz lazım. Dilisyonlar hazır. Şimdi bu hazırladığımız kısım kuruduktan sonra, donduktan sonra, katılaştıktan sonra ikinci katları ekleyeceğiz. Çift katlı dökme plak yöntemi kullanıyoruz çünkü. İkinci katımızı ilk döktüğümüz kattan biraz daha az miktarda eklememiz lazım ve sadece üstünü kaplayacak şekilde ekleyeceğiz. Döktüğümüz besiyerleri katılaştı. Şimdi üstlerine ikinci katı dökeceğiz. İkinci katı niye döküyoruz? Verebiya besiyerini fakültatif analı mikroorganizmaları incelediğimiz için daha iyi bir ortam yaratıyoruz oksijen açısından. Biraz üstlerini kapatmış oluyoruz yani. Bunu daha az döküyorum. Ve karıştırma değil de şöyle yan tarafa doğru biraz ilerletip sadece üstünü kapatmasını sağlıyorum. Üstünü kapattım.
Ekimler tamam. Bir de bunun yanı sıra negatif kontrol için aktaracağım. Negatif kontrolde besiyerinin steril olup olmadığını öğrenmek için yaptığımız bir kısım. Bunda da yine besiyerini koyduk. Burada ekim yapmıyoruz. Sadece besiyerinin sterilizasyonunu kontrol ettiğimiz için sadece besiyerinden koyduk. Bu şekilde bunlar katılaştıktan sonra etüle ters olacak şekilde inkübasyonu bırakacağız. 37 derecede 24-48 saat inkübasyon sonucunda sayımımızı yapabileceğiz. Arkadaşlar merhaba. Aktarma tekniklerinin devamıyla şu an devam edeceğiz. İlk önce ne yapmamız gerekiyordu? Bir bek alevinde alev çıtısı oluşturuyoruz ve ondan sonra ekimlerimize geçeceğiz. İlk tüpte olan ekimlerden başlamak istiyorum. Tüpte sıvı besiyerimiz ve katı besiyerlerimiz vardı. Sıvı besiyerlerimize özeyle ve pipetle ekim yapabiliriz. Yine katı besiyerlerimize daha çok özeyle ekim yapıyoruz. Katı besiyerlerimiz iki çeşitli arkadaşlar, tüptekiler. Biri yatık besiyeri, bir tanesi de dik agarlı besiyeri. Sıvılardan da bir Durham tüplü Brilliant Green Bybrot hazırladığımız besiyeri vardı. Bir de Nutrient Broth besiyeri vardı. Durham tüplü olan da mikroorganizmanın karbonhidratı kullanıp gaz oluşturmasına bakıyorduk. Şimdi ekimlerimize başlayalım. İlk önce besiyeri ve kültür farkından tekrar bahsetmek istiyorum. Besiyeri mikroorganizma içermeyen, tamamen steril, mikroorganizmanın gelişmesine uygun ortam yaratan bir bileşendi aslında. Kültür ise besiyerinin üzerinde mikroorganizma gelişimi olduğu zaman onun adı kültür adını alıyordu. Yani biz bugün ekoli kültürüyle çalışacağız. Ekoli kültürünü daha önce biz ektik. Bunda besiyerlerine aktarma tekniklerine bakacağız. Şimdi ilk katı, yatık, ekoli kültüründe yine yatık ya da ilk sıvıyla başlayalım. Sıvı, brot besiyerine ekim yapmayı göstereceğim. İlk önce özemizi ne yapıyorduk? Akor hale gelene kadar sterilledikten sonra kültürümü alıp sıvı besiyerine geçiş yapacağım. Özemiz akkor hale geldi. Biraz bekliyoruz. Biraz soğumasını bekliyoruz. Mikroorganizmayı yakmamak için. Ne yapıyorduk? Her seferinde, her açtığımızda ve her kapattığımızda tüpün ağzını alevden geçiriyorduk. Kültürümü aldım. Özenin ucunda çok az miktar bile olsa yeterli. Tekrar ağzını alevden geçirdim. Kapattım. Burada küçük parmağım işlevliydi. Ve sıvı besiyerine tekrar ağzını alevden geçirdim. Şu kenarına ilk önce birazcık eritip daha sonrasında tümünü içine sokup bu şekilde sallayarak ekim yapıyorum. Ve gene kapatırken ağzını alevden geçirdim. Kapattım. Özemi sterillemem gerekiyor. Tekrar akkor hale gelinceye kadar yaktım. Yine bu sefer Durham tüplü bir besiyerine ekim yapmak istiyorum. Yine kültürümden bir öze alıyorum. Alevden geçirdim. Bu sefer gene sıvı besiyerine aldığım için ağzını alevden geçirdim. Kenarında biraz ezip kültürü. Daha sonrasında hepsini özümün içini hepsine daldırarak yayıyorum kültürü. Ağzını alevden geçirdim ve kapattım. Özümü sterilliyorum. Şimdi bir de sıvı besiyerine arkadaşlar, sıvı
kültürden ekim yapma yapılabilir. Bunun içinde pipet çıkarmam gerekiyor. Sağ elini kullananlar sol elini alıyordu pipet kutusunu. Diğeri tam tersiydi. Sıkıca bunu alttan kavradıktan sonra ne yapıyordu? Ağzını ilk aşamada alevden geçirip sterilitesinin bozulmaması için alevden geçirdim, kapağını alevden geçirdim ve kapağına istediğim pipeti görebilmek için döküyorum. Mesela birlik bir mililitrelik bir aktarma yapayım. Üç parmağımla pipeti kavruyordum ve ağzı yukarı gelecek şekilde çıkarıyorum. Tekrar ağzını alevden geçirdim. Pipet kutusuyla işim bitti, kenara bırakabilirim. Birazcık pratikleştikten sonra ağzımızla çekme yapabiliriz. Ama bu kültürü ases olarak fuarla çekmemiz gerekiyor. Kültürden alacağım. Ağzını alevden geçirdim. Sulu kültür. Bir mililitre çekiyorum. Şimdi sıvı bez yerine sıvı bir kültürden aktarma yapıyorum. Direkt pipetle aldığım miktarı bırakıyorum içine. Bu şekilde. Pipetle çalışırken, pipetle aktarma yaparken arkadaşlar dezenfektan kovamız hep yanımızda olacak. Çünkü bu kültürlü olduğu için bunu böyle sallayarak başka yerlere götürmememiz önemli. Etrafı kontamine etmemek için. O yüzden pipetle çalışırken daima dezenfektanlı su olan pipet kovamız yanımızda olacak. Şimdi bunu renkini yaptıktan sonra durham tüplü olan besiyerlerini kültürle karıştırmak için şöyle elimizle sallıyoruz sadece. İçinde cam tüpler olduğu için onları kırılmasını engellemek için sadece elimizle bu şekilde sallayarak karışmasını sağlıyoruz. Normal brotlu bez yerine ekim yaptığımız zaman da uygun bir şekilde kültürün karışması için vortexliyoruz. Her ekim yaptıktan sonra sıvı bez yerini vortexleyerek karıştırıyoruz. Dilisyon sıvısında yaptığımız gibi. Şimdi yine sıvı kültürden devam edelim. Bu sefer sıvı kültürden yatık bez yerine, tüpteki bez yerine ekim yapmayı göstereceğim. Tekrar özümüzü sterilleyelim. Akkora hale gelinceye kadar bekliyorum. Biraz soğumasına izin veriyorum. Ağzını alevden geçirdim. Burada soğumasını şu şekilde kontrol edebiliriz. Burada jos diye bir sesin gelmemesi gerekiyor. Buradan bir öze dolusu aldım. Bir öze dolusu kavramı arkadaşlar, özenin ucunda film şeklinde bir tabakanın yayılması lazım. Şeffaf şekilde film şeklinde bir tabakanın yayılması lazım. Bir öze dolusu dediğimiz kavram bu. Şimdi yatık bez yerine ekim yaparken ilk önce kapağını açtım, ağzını alevden geçirdim ve en dibine, yatığın en dibine gidip aldığım kültürü bırakıyorum. Burada birazcık eziyorum kültürü. Sonrasında da zikzak hareketlerle yukarı doğru çizerek geliyorum. Ağzını alevden geçirdim. Kapattım. Tekrar özeni sterilliyorum. Şimdi arkadaşlar burada söylemeyi unuttuğum bir nokta var. Bir şeye ekim yapmadan önce besiyerin üzerine neyden ekim yaptığınızı, hangi dilisyondan ekim yaptığınızı yazmanız gerekiyor. Burada ben öncekileri yazdım ekoliden ektik diye. Şimdi yatık agarlı besiyerine saplama ekimi göstereceğim. Yine ekoliden ekim yapacağım. İlk önce ekoli yazıyorum üzerine. Hatta üzerine tarihini falan da yazabiliriz. Şu an çok önemli olmadığı için tarihi yazmıyorum. Saplama ekimi arkadaşlar iğne özeyle yapıyorduk. Biliyorsunuz özelerin uçları farklıydı. Biri yuvarlaktı, biri iğne şeklindeydi. İğne özenin ucu tamamen düz olacak şekilde, şu şekilde ekim yapıyoruz. Gene aynı şekilde özemi akkor haline gelecek şekilde sterilliyorum.
Biraz soğumasına izin veriyorum. Sıvı kültürden alalım. Sıvı kültürümüzden özemizi daldırıp çıkarıyorum. Yüzeyine bulaştı kültür. Ağzımı alevden geçirdim. Kapattım. Dik agarlı bez yerine şöyle göstereyim. Yine ağzımı alevden geçirdim. Size göstermek için iki parmağımı tutuyorum. Tek bir hareketle bir kere batıp çıkacağım. Battım ve çıktım. İlk saplama ekim de bu şekilde arkadaşlar. Burada aklınıza şu gelebilir. Bir sıvı kültürden çalışıyoruz, bir katı kültürden çalışıyoruz gelebilir. Bunun önemli değil, farkı yok yani. Neyden çalışırsanız ben ikisinden de size göstermek için farklı farklı ekimler yaptım. Yine özeni sterilliyorum. Ve o şekilde bırakıyorum. Şimdi Petri'deki ekimlere geçelim arkadaşlar. Petri'de iki tane farklı besiyeri hazırlamıştık. Bu kırmızı olan Eozin Metilen Blue agar besiyeriydi. Bu ise Nutrient agar besiyeriydi. Nutrient agar besiyeri genel bir besiyeri. Genel olarak bütün mikroorganizmaların gelişebileceği bir besiyeri. Eozin Metilen Blue agar da selektif bir besiyeriydi. Koliformlar için seçici bir besiyeriydi. Yani sadece koliform grubu mikroorganizmaların üreyebileceği, diğerlerinin baskılanıp inhibe edileceği bir besiyeriydi. Şimdi ikisine de farklı ekimler gerçekleştireceğim. İkisine de E. coli'den ekim yapacağım yine aynı şekilde. İlk yapmamız gereken şey neydi? Ekim yapmadan önce, biraz önce de bahsettim. Neyden ekim yapıyoruz? Onu yazacaktık. Eğer bir dilüsyondan ekim yapacaksak onu yazacağız. Hangi dilüsyondan ekim yaptığımızı ve istersek de tarih yazabiliriz. Şimdi ilk neyden ekim yaptığımı ben yazıyorum. E. coli'den yaptım mesela. İlk şeyi gösterelim. Tek koloni düşürmeyi gösterelim. Biliyorsunuz sayım yaptığımız petrilerde sayım yaptığımız yöntemler vardı. Bir de sayım yapamadığımız yöntemler. Tek koloni düşürmede sayım yapamıyoruz arkadaşlar. Amacımız kolonilerin tek tek düşmesini sağlayıp saf kültür elde etmek. Şimdi onu hatırlayalım. Mesela Nutrient Agar besiyerine, hatta besiyerin adını da yazabiliriz. Nutrient Agar. Normal yuvarlak özemizle tek koloni düşürmeye tekniğini yapıyoruz. Özemi sterilliyorum. Biraz soğumasına izin veriyorum. Tek koloni düşürmede sıvı kültürden ya da katı kültürden çalışabiliriz. Ama sıvı kültürü yayması biraz daha kolay olduğu için daha çok o tercih ediliyor arkadaşlar. Hatta kültürümüzü de bir vortexleyelim. Çökmüş bir yeri varsa. Tamam. Bir öze dolusu kültürden alıyorum. İlk aşamada arkadaşlar bu şekilde kapağını açıp bu şekilde çalışabiliriz. Sonraki aşamalarda elimiz birazcık daha geliştiği zaman şöyle kapağını bir eli iki parmağımızla açarak böyle daha net görülüyor çünkü. İlk aşamada kültürü aldığım kültürü bir noktaya bırakıyorum. Sonrasında yarıya kadar sık bir şekilde çizmeye başlıyorum. Burada çizim yaparken özeyi dik tutmamamız bizim için önemli. Dik tutarsak agar yırtılıyor. Yaklaşık yarıya kadar sık bir şekilde çizdim. Şöyle çizdiğim yer görünüyor mu? Yarıya kadar net bir şekilde çizdim. Özemi bir kereye mahsus olmak üzere yakıyorum. Amacım mikroorganizmanın yoğunluğunu azaltmak ve tek tek düşmesini sağlamak. Yaktım. Sonrasında bu çizdiğim alandan yan çeviriyorum 90 derece. Tekrar kapağını açtım. Yalnızca bir kere o kaldığım yerden geçmek suretiyle bir kere geçtim. Boşluğa doğru çizmeye, daha geniş şekilde çizmeye devam ediyorum. Kapattım. Bu sefer özemi yakmıyorum. 1.90 derece daha çevirdim. Kapağını açtım.
o son geçtiğim yerden bir kere geçip tekrar boşluğa doğru çiziyorum. Hatta alan varsa dördüncü kez tekrar çevirip boş bir alan varsa o son geçtiğim yerden tekrar geçip çizebilirim. Ve tamamlıyorum. Bunu bir kere daha göstereceğim. Bu sefer EMBA bes yerinde göstereceğim. Bu sefer katı kültürden alalım. Katı kültürden aldım. Ağzını alevden geçirip kapattım. Her aşamada alevden geçirmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bu sefer de şöyle tutarak göstereyim. Yerde. Kültürün özemin ucunda. Şöyle alttan da tutayım. Tek bir noktaya bırakıyorum. Bıraktım kültürümü. Sonrasında çizmeye başlıyorum. Sık bir şekilde, yaklaşık yarıya gelecek şekilde çiziyorum. İkinci aşama. Bir kere özemi yapıyorum. Kültür yoğunluğunu azaltmak için. Çizdiğim yeri görüyorum. 1.90 derece çevirdim. O son kaldığım yerden bir kere geçip boşluğa doğru devam ediyorum. Bu sefer daha gevşek bir şekilde, daha sık olmayan bir şekilde çiziyorum. Tekrar çevirdim. Bu sefer özemi yakmıyorum. Bir kere geçtim ve boşluğa doğru devam ettim. Bu şekilde, yerde de bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar petriye bir de sayımı yapabileceğimiz bir yöntem olan yüzeye yerme yapabiliyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Yine bir bek alevi açalım. Yüzeye yayma için sıvı kültüre ihtiyacımız var. Sıvı kültürden 0,1 mililitre alıp yarı çapın, petrinin yarı çapının yarısına koyup sonrasında dirigaz gözdesiyle yayarak ekim yapacağız. İlk pipet çıkaralım. Alevden geçirdim. Birlik bir pipet alacağım. Pipetimi seçtim. Ağzı yukarı gelinceye kadar kaldırıp çıkardım. Ağzını direkt olarak vitrinin üzerine değdireceğimiz için hiçbir şekilde önlüğümüze ya da buraya değmemesi gerekiyor. O yüzden ağzını hep havada tutmaya çalışıyoruz. Sıvı kültürden 0,1 mililitre alacağım. Vortexledim. Bu birlik bir pipet olduğu için arkadaşlar 0,1 aralıklarla ilerliyor. Dolayısıyla sadece bundan bir aralık koymam yeterli olacak. Şöyle yarı çapının yarısına buradan takip ederek 0,1 mililitreyi bırakıyorum. Koydum. Pipetimi değdirmeden atıyorum. İlk başta neydi? Rizgaz gözelerimiz pastör fırınında alüminyum folyoya sarılıp sterilize ediliyordu. İlk kullanım için bunu kullanabilirim. Sonrasında %70'lik alkolle sterilize edip tekrar sonraki kullanımlarda kullanacağım. Şu an bu steril olduğu için direkt o kültürü koyduğum yerden başlayarak şu şekilde kültürü koyduğum yere ilk başta değiriyorum dirigastinin ucunu. Sonra iki parmağımla hem petrinin altını çeviriyorum hem de dirigast gözlemi ileri geri hareket ettiriyorum. Bu şekilde. Tamamen yayıldığından, her yere eşit yayıldığından emin olduğumda da kapatıyorum. Ve kontamine olmuş dirigast gözlemi alkolün içine daldırıyorum. Bir sonraki kullanımda hazır olsun. Bu şekilde.
Şimdi bir de ekiviyonla örnek almayı göstereceğim. Ekiviyonla arkadaşlar herhangi bir yüzeyden örnek almak için kullandığımız steril bir laboratuvar malzemesi. Mesela burada tezgahtan örnek almak istiyorum. Metal levha kullanacağım. Metal levha da şu an steril. O yüzden direkt ilk kullanımda kullanabilirim. Örnek almak istediğim yerin üzerine metal levhamı koyup neden metal levha kullanıyoruz diye soracak olabilirsiniz. Burada belli bir metrekaredeki alandaki mikroorganizma yükünü anlayabiliyoruz. Burası 16 metrekarelik bir alan. 4'e 4 bir kare bunun için. Dolayısıyla sayım yaparken belli bir alandaki mikroorganizma sayısını bu şekilde verebiliriz. Şimdi bunu tek kullanım bu arada bunlar. Ekiviyonumu çıkardım. Ekiviyonla iyice bu yüzeyi tarıyorum. Sağını solunu iyice tarayarak buradan örneğimi aldım. Artık buradaki mikroorganizma yükünün ekiviyonun üzerine geçtiğini varsayıyorum. Ve Petri'ye ekiviyonumdan aldığım mikroorganizmaları tek koloni düşürecek şekilde bu şekilde bıraktım. Yüzeyindekini tamamen buraya bırakacak şekilde sürüyorum. Bundan bir kurtulalım. Şimdi tek koloni yapacağımız için mikroorganizmayı buraya bıraktım ve özeyle devam ediyorum. Biraz soğusun. Ne yapıyorduk? Bir yerden başlayıp yarıya kadar sık bir şekilde çiziyorduk. Çizmeye başladım. Yaklaşık yarıya kadar sık bir şekilde çizdim. Burada agarı yırtmamaya özen gösteriyordum. Daha sonrasında bir kere yakıp yoğunluğu azaltıp en son geçtiğim yerden bir kere geçip boşluğa doğru devam ediyorum. Bu sefer daha az sık çizerek çevirdim. Yine en son geçtiğim yerden bir kere geçip boşluğa doğru devam ettim. Ve özemi sterilledim. Buna da tezgah yüzeyinden örnek aldık. Tezgah yüzeyi tek koloni yazabiliriz. Bu yine yüzeye yayma yaptığımızdan ekoli yüzeye yayma. Bir de arkadaşlar ekiviyonla farklı bir şekilde de örnek alabiliyoruz. Şimdi bunun ucu kuru olduğu için aslında mikroorganizmalar tam olarak yüzeyine tutunmadığını düşünüyoruz. O yüzden SF sıvısına bir kere daldırıp sonrasında yüzeylerden örnek alma yapabiliyoruz. Mesela burada da ben kendi elimden örnek almak istiyorum. Ekiviyonu açtım. Ve dilisyon sıvımıza, 10 mililitrelik dilisyon sıvımıza bir kere daldırıyorum ve sonrasında elimden örnek alacağım. Bir kere daldırdım, ucunu ıslattım iyice yüzeyden örnek alabilmek için. Şimdi elimden örnek alacağım. Elimin her yerini ekiviyonla tarıyorum. Özellikle şu parmak araları. Hatta tırnak araları. Her yeri taradığımdan emin olduktan sonra yüzeydeki mikroorganizmanın dilisyon sıvısına geçmesini istiyorum. O yüzden batırdığım dilisyon sıvısına 10 kere batırıp çıkararak tamamen mikroorganizma yükünün onun içerisine geçtiğini varsayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Bir kere de şöyle sallayıp. Bu bizim 10 mililitrelik dilisyon sıvımız olduğu için 10 üzeri eksi 1 dilisyonumuz olduğunu varsayarak hesaplamalarımızı yapacağız. Şimdi bunu bir vortexleyelim. Sayım yapmak istiyorsak yine yüzeye yaymayı gösterebilirim. Genel bir bezyeri olan nütrient agarı ekim yapalım. Bunun için ne yapıyorduk? 1 mililitrelik pipet çıkartıp sonrasında 0,1 mililitre alıp yarı çapın yarısına bırakıp sonrasında dirigat teorisiyle yayma yapacağız. Örnek alacağım. Yarı çapın yarısına bırakıyorum. Buradan takip ederek gözümle. Örneğimi bıraktım. Şimdi dirigat teorisini bir kere kullandım. Sonrasında sterilize etmek için ne yapıyordum? Bu %70'lik alkol çözeltisi. Bunda daldırılmış bir şekilde duruyor. Bunun alkolünü iyice sızdırdıktan sonra bir kere alevden geçirip yanmasını bekliyorum. Alevde tutmuyorum, alevden geçiriyorum arkadaşlar. Bir kere daha geçirebiliriz. Ve soğumasına izin verdikten sonra bu artık steril. Sonraki kullanım için hazır. Ne yapıyorduk? Tam kültürü koyduğum yerin üzerine dirigaz kimi koyup orta parmağım ve baş parmağımla alttaki petriyi hareket ettirip yuvarlak bir şekilde dirigaz gözesini de ileri geri hareket ettirerek bütün kültürün buraya yayılmasını sağlıyorum. Hepsi yayıldıktan sonra da işim bitti artık. Bunu alkole koyuyorum bir sonraki kullanım için ve üzerine yazıyorum. El örneği. 10 üzeri eksi 1 dilisyonundan ektik ve nütriyant agar. Arkadaşlar bir de tek koloni düşürme tekniğini tahtada göstermek istiyorum. Çok net görünmediyse diye. Şimdi kültürümüzü aldık bir öze dolusu. Sonrasında bir noktaya getirip kültürü bıraktım. Tamam mı? Ondan sonra özemizle, yatay bir şekilde tuttuğumuz özemizle sık bir şekilde yarıya gelene kadar neredeyse özemizle çiziyoruz petriyi. Sonrasında bir kere yakma işlemini gerçekleştirdikten sonra mikroorganizma yükünü düşürmek için sadece bir kere bu son geçtiğimiz yerden geçip bu sefer daha seyrek bir şekilde çiziyoruz. Ama asla buraya tekrar girmiyoruz. Bir kere buradan geçiyoruz. Çizdim. Sonra bu sefer özemi yakmıyorum. Son kaldığım yerden bir kere geçip tekrar çizmeye başlıyorum. Hatta yer kalırsa dördüncü kere çevirip yine son kaldığım yerden çizerek bitiriyorum. Bu da tek koleni düşürmenin şematik olarak gösterimi. Şekilde. Arkadaşlar şimdi aktarma yaparken dilisyon faktörü hesaplamamız bizim için önemli. Çünkü çok yoğun kültürlerle çalışırken dilisyon yapmamız gerekebilir. Çünkü çok yoğun üreme olduğu zaman sayım yapmamız zorlaşıyor. Bu yüzden dilisyon hesaplamayı ve dilisyon faktörünü öğrenmemiz önemli. Şimdi dilisyon faktörüne gelecek olursak dilisyon faktörü dediğimiz kavram transfer edilen numune miktarı bölü transfer sonrası toplam hacim demişiz. Şimdi bunu şöyle açıklayabiliriz. Toplam hacim dediğimiz şey aktarılan numune miktarı artı tüpte var olan dilisyon miktarı demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir örnek üzerinden dilisyon faktörü hesaplamayı bir görelim. Örneğimizden 0,5 mililitre alıp 4,5 mililitre SF koymuşuz.
Yani birinci tüpteki dilisyonu hesaplamak istersek şöyle yapacağız. Neydi? Transfer edilen limone miktarı 0,5 mililitre bölü toplam hacim. Toplam hacim dediğimiz 4,5 mililitre serum fizyolojimiz var. Üzerine 0,5 mililitre koyduğumuz zaman toplam hacimimiz 4,5 artı 0,5'ten 5 oluyor. Yani dilisyon faktörümüz 10 üzeri eksi 1 oluyor. İkinci tüpe gelecek olursak 1 mililitre örnek alıp 9 mililitrelik serum fizyolojik çözeltisine koymuşuz. Yani 1 mililitre örneğimiz toplam hacmimiz de 10 oluyor. Burada da bir 10 katlık dilisyon yaptığımız için ve bunun üzerinden devam ettiğimiz için bu da 10 üzeri eksi 2 dilisyon oluyor. Üçüncü tüpte ise ikinci tüpe benzer olarak yine 1 mililitre örnek alıp 9 mililitrelik serum fizyolojikle tamamlamışız. Burada da bir 10 katlık seyreltme var. Bunun üzerinden devam ettiğimiz için bir 10 kat daha düşüyoruz. 10 üzeri eksi 3. Dilisyonları seri dilisyonlar arkadaşlar çarparak gidiyoruz. Bu önemli bir husus. Şimdi sayım yapacağımız petreye geçecek olursak. Ne demiştik? 30 koloni ile 300 koloni arasındakiler sayımına dahil olabiliyor. Bunun nedeni şuydu. 30 kolonide çeşitli hatalar olabiliyordu. Çok az olduğu için 30'dan az olanlarda. 300'den fazla olanlarda da sayım zorluğu yaratabildiğinden dolayı biz 30 ve 300 arasındaki kolonileri sayabiliyoruz. Burada paralelli bir ekim yapılmış 3 dilisyondan da. 2 tane 10 üzeri eksi 1'den, 2 tane 10 üzeri eksi 2'den, 2 tane de 10 üzeri eksi 3'den ekimler gerçekleştirilmiş. Şimdi burada bakacak olursak 10 üzeri eksi 1 dilisyonunda 500'den fazla koloni var. 10 üzeri eksi 2'de 30 ile 300 arasında var. 10 üzeri eksi 3'te de 3 ve 5, 30'dan az koloni var. O yüzden bizim sayım sonucu vereceğimiz 10 üzeri eksi 2 dilisyonu. Burada da paralelle çalışıldığı için ne yapmamız gerekiyor? Paraleller de birbirine yakın çıkmış. Dolayısıyla ikisinin ortalamasını almamız gerekiyor. Yani sayım sonucu diyelim. 56 artı 50 bölü 2'den 53 kolonimiz var. Fakat bunu böyle bırakmıyoruz. Çünkü bu 100 kat seyreltilmiş halinden olan 53 koloni çıkmış. Dolayısıyla bizim esas sayıya ulaşmamız için dilisyon faktörüyle bunu çarpmamız gerekiyor. Yani 53 çarpı 10 üzeri 2. Burada eksi 2 demiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü 100 kat seyreltilmiş halinden 53 koloni gelmiş. Bizim esas olana ulaşmamız için 100 katla çarpmamız gerekiyor. Bir de burada yüzeye yaygın yapıldığından dolayı 0,1 mililitre örnek alınmış. Ama ben 1 mililitredekini istediğimden dolayı bir de 10 ile çarpıyorum. Yani 53 çarpı 10 üzeri 3 CFU bölü mililitre olacak. Koliniformik unit bölü mililitre ya da kol bölü mililitre. Koloni oluşturan birim bölü mililitre şeklinde. Her seferinde 1 mililitredeki ya da 1 gramdaki sayım sonucu verilir. O yüzden şu 10 ile çarpmamız bizim için önemli. Yüzeye yaymada bir de bu 10 faktörüyle çarpmamız gerekiyor. Ama bunu böyle geri bırakmıyoruz. Bilimsel gösterim şeklinde yapmamız gerekiyor. Bilimsel gösterimde de virgülden önce anlamlı bir basamak olması gerekiyor. Sıfırdan farklı. Yani bunun ifadesi 5.3 çarpı 10 üzeri 4 CFU bölü mililitre olacak. Asla bu şekilde bırakmayacağız ya da 5353.000 şeklinde bırakmıyoruz. Virgülden önce anlamlı bir basamak olacak şekilde ve üstünü de ona göre ayarlayıp bu şekilde sayım sonucumuzu veririz. Arkadaşlar kültür yapmada çeşitli ekim tekniklerini farklı besiyerlerine uygulamıştık. Şimdi onların sonuçlarına bakacağız. Ama ilk besiyerlerini bir hatırlayalım. 5 tane besiyerimiz vardı. Genel besiyerlerimizden nutrient agar ve nutrient broth hazırlamıştı. Seçici besiyerlerimizden brilliant green bile broth, durham tüplü olan onu hazırlamıştık. Eosin methylene blue agar hazırlamıştık. Ve VRBA, Violet Red Bile Agar'a ekimler gerçekleştirmiştik. Bunlar seçici besiyerlerinde. Şimdi sırasıyla bunları görelim.
İlk şeyden başlamak istiyorum. Nutrient Broth. Buna E. coli'den özel ekim yapmıştık arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak. Bir tanesi sağdaki ekim yapılmamış olan besiyeri. Soldaki de E. coli'yi ekim yapılmış olan besiyeri. Gördüğünüz gibi oldukça farklı. Birisi tamamen berrakken ekim yapılmamış olan. Diğeri oldukça bulanık ve diğerinden daha farklı görünüyor. Sıvı besiyerinde üreme bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gene sıvı besiyeri Brilliant by Broth'tan devam edecek olursak şu şekilde Durham tüplü bir besiyeriydi. Durham tüplü besiyerinde neye bakıyorduk? Besiyerin içerisindeki laktozu fermente edip gaz oluşumuna bakıyorduk. Burada gaz oluşumunu oldukça net bir şekilde görüyoruz. Şurada ekim yapılan tüp, Durham tüpün içi tamamen gaz dolmuş neredeyse ve bulanıklık var. Bu ise ekim yapılmayan tüp, besiyeri berrak ve Durham tüpünde herhangi bir gaz oluşumu yok. Yatık agarlı besiyerine arkadaşlar saplama ekim yapmıştık. Bu çok net görünmüyor fakat şöyle gene bir fonla yardımcı olursam. Şurada ilk başta bir saplama izi görünüyor. Üreme de o hat boyunca aslında gerçekleşmiş durumda. Buna yine özel saplama ekim yapmıştık. Bu şekilde bir üreme olmuş. Yine yatık besiyerine bakacak olursak videoda çok net görünmüyor. Fakat üzerinde şeffaf bir hat boyunca özel ekim yaptığımız hat boyunca bir üreme var arkadaşlar. Buna da E. coli'den ekim yapmıştık. Şöyle görünüyor mu? Şöyle üzerinden yüzeyinden şeffaf bir hat boyunca üremeyi görüyoruz. Şimdi VRBA besiyerine geçecek olursak arkadaşlar VRBA da seçici bir besiyeriydi. Koliformlar için seçici bir besiyeriydi. Diğer mikroorganizmaların gelişmesini inhibe edici ajanlar vardı. Bunun tipik koloni özelliği neydi? VRBA'nın tipik koloni özelliğini adınız soyadınız gibi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Koliformlar için seçici ve koliformlar üreme yaptığı zaman kırmızı koloniler oluşturuyorlar. İçindeki nötral red boyasından dolayı ve etraflarında bir zon oluyor. Zon da safranın çökermesi sonucu oluşmuş, içerisindeki safra tuzlarının çökermesi sonucu oluşmuş bir zon. Şimdi burada farklı dilisyonlar yapmıştık. 10 üzeri -5, -4, -3 ve -2 şeklinde. Üremeleri üzerinde görüyorsunuz. Ama tipik koloni özelliği en güzel 10 üzeri -4 ve -5'te görünüyor. Şöyle yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi kırmızı koloni ve etrafında hafif açık renkli bir zon var arkadaşlar. Bu tipik koloni özelliğini çok güzel gösteren bir petri. Şöyle arkadan da bakacak olursak. Gene kırmızı koloni ve etrafında safra prisipitasyonu sonucu oluşmuş açık renkli bir zon var. Şimdi bir de negatif kontrolümüz vardı. Negatif kontrolümüz neydi? Besiyerinin sterilitesini kontrol ediyorduk aslında. Negatif kontrolümüzde eğer üreme varsa deneyi tekrarlamamız gerekiyor. Yani aslında besiyerimiz steril değilmiş ve biz onun üzerine ekimler yapmışız. Ama negatif kontrolümüzde burada herhangi bir üreme olmadığı için besiyerimiz steril ve deney sonuçlarımız güvenilir oluyor. Şimdi bir de Petri'ye Nutrient Agar ve Eosinmetilen Blue Agar besiyerlerimiz vardı. El örneğinden Nutrient Agar'a ekimler yapmıştık. 10 üzeri -1 dilisyonunu yapmıştık. Ekivyonumuzu 10 kere daldırıp çıkararak yüzeye yayma ekim yapmıştık. Gördüğünüz gibi şöyle arkadan da bakalım. Hiç üreme yok arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Elimde hiç mikroorganizma yok anlamına gelmiyor. Bu 10 üzeri -1 seyreltisi olduğundan dolayı, yani belki ondan az koloni olduğundan dolayı ben bunu seyrelttiğimde hiç koloni düşmemiş. Bu şekilde olabiliyor. Bir de Eosinmetilen Blue Agar besiyerine tezgah yüzeyinden ekivyonla örnek alıp tek koloni düşürme yapmıştık. Bu da seçici bir besiyeri olduğu için, koliformlar için seçici olduğu için herhangi bir üreme gözlenmemiş. Gördüğünüz gibi şöyle arkadan da bakacak olursak herhangi bir üreme yok. E. coli'ye Nutrient Agar besiyerine tek koloni düşürme yapmıştık. Burada gene bir fonla şöyle arkadan gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yoğun çizdiğimiz alan
Sonra bir kere yakıp özemizle bir kere geçip devam ettiğimiz alan ve en sonda geçtiğimiz alanda çok güzel koloniler tek tek düşmüş gördüğünüz gibi. Amacımız zaten tek koloni düşürmede saf kültür elde etmek, kolonilerin tek tek düşmesini sağlamak. Burada da oldukça net bir şekilde görülüyor. Bir de Eosin Metilen Blue Agar Besiyerine bir yüzeye yayma yöntemiyle bir de tek koloni düşürme yöntemiyle ekimler yapmıştık. Burada da ekoliden ekim yapmıştık. Ekolinin tipik özelliği neydi? Eosin Metilen Blue Agar'da gördüğünüz gibi böyle metalik yeşil parıltı veren bir koloni oluşumu var. Bu bunun için spesifik tipik bir koloni özelliği. Yüzeye yayma olduğundan dolayı kültürün direkt yayıldığı yeri zaten çok net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da tek koloni düşürme yapmıştık. Burada da gene aynı şekilde ekoli. Tek koloniler çok net bir şekilde düşmüş. Şöyle hareket ettirdiğimizde de metalik yeşil parıltıyı oldukça net bir şekilde görüyoruz. Ve kolonilerin tek tek düştüğünü de görüyoruz. Evet arkadaşlar, bugün de kültür yapma konusunda çeşitli ekim tekniklerini gördük ve ekimlerimizin sonuçlarını değerlendirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.